Selamünaleyküm arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır bir dehşet bir kuraklık yaşadı. Neredeyse hiç yağmur yağmadı, yani sıfır. Bir haftadan beri ise çok güzel yağmur yağıyor, çok şükür. Etraf nemli. Ormana geldim. Gördüğünüz gibi çalılık bir orman. Hava soğuk ama orman da sert, birazdan ter çıkartır. Neler var neler yok bir bakalım. Özledik vallahi, değil mi? Yani mantarlardan genel anlamda çok büyük zehirlenmeler var, dikkat edin. Son birkaç haftadır çok ciddi anlamda haberler geliyor, haberler duyuyoruz. Amanitafoldeydiz, köye göçüren yiyenler, ölenler maalesef. Mantarlar alemi çok farklı bir alem arkadaşlar. Birçok kişi der ki bu kurtluydu, kurt giren mantarı dedelerimiz yenir der. Hayır, bu böyle bir şey yok. Maalesef büyük yanılgı. Yoğurtla birlikte yemek yok. İçine sarımsak koymak, pişirmek mantarın zehrini almaz. O yüzden önce mantarların türünü biliyoruz. Böyle mantar videolarını sadece izleyip, görüp onlara bağlı kalarak mantar toplamıyoruz. Mantarları uzman ya da bilen bir kişiyle toplayıp önce tamamen öğreniyoruz. Ondan sonra topluyoruz. Bilmiyorsanız doğadan mantar yemeyin, net söylüyorum. Onun haricinde mantarlar hakkında konuşacak çok şey var. Bana göre mantarlar bir defa ormanın iletişim aracı. Daha önce bahsetmiştim, mantarlar önce sporlarını oluşturur. Sporlar başka yere gider. Orada kendine alan bulursa hif dediğimiz ipçikleri oluşturur. Ondan sonra misel ağını kurar. Mantarlar bitkiyi besliyor, bitkiler mantarı besliyor. Karşılıklı alışverişte bulunuyor. Bunlar da bizim mikorizal ilişki diyoruz. Birlikte yaşıyorlar. Muhtemelen öyle inanıyorum ki bitkilerin kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan araç da mantar miselleridir. Yani sizin gördüğünüz mantar gövdeleri o misellere bağlı, mantarın çıkarttığı meyve gövdeleri gibi düşünün. Oradan sporlarını oluşturmak için yeryüzüne çıkıyor ama asıl misal dediğimiz ana misal dediğimiz yapı, toprak altındaki yapı senelerce yaşayabiliyor, yüzyıllarca yaşayabiliyor. Dünyanın en yaşlı canlısı, tekrar söylüyorum, daha önce bir videomda söylemiştim, bir mantardır. Dünyanın en büyük canlısı bir mantar miselidir. Yani mantarın kendisi değil, bu dışarıya çıkmışı değil, altta bulunan mantar miselidir. Bakalım neler var. Daha önceden size ormanın ruhu var diye bahsetmiştim. Ona güzel bir örnek var burada arkadaşlar. Bunu özellikle çekmek istiyorum. Bakın, uzun bir süre bir ormanı rahat bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, temizleme, seyrekleştirme gibi bakım çalışmaları yapmazsanız, orman önce etrafını şu şekilde kale duvarı gibi çevirir. Buradan çam ağaçlarına kadar olan mesafede ne ararsanız var. Yaklaşık 8-10 metrelik bir mesafeyi güzelce kapatmış. Şöyle göstereyim. Resmen buradan geçiş yok diyor. Evet, ormana ulaşabilirsin ama önce beni aşacaksın diyor. Ne var burada? Pıran bitkisi var. Bu arada pırını çok soruyorsunuz. Pıran oldukça faydalı bir bitki. Özellikle arıların çok sevdiği, bal yaptığı bir bitki. Kurt baharı var. Kurt baharı Ligistrum. Zaten çit çalısı olarak kullanılıyor. Türkiye'de doğal ortamda sadece adi kurt baharı yetişiyor. Onun haricinde koca yemiş var. Aşağıda alt kısmı örttüğü ladenler var. Çeşitli dikenler var. Karaçalı var. Var oğlu var. Yani buradan geçmek için epey böyle bir yırtınmanız, tırmalamanız gerekiyor. Ayrıca şu pırnal nedir diye soruyorsunuz. Pırnal dediğimiz kermes meşesi var. Bunun dikenli yapraklısı da var. Kermes meşesinde de normal palamut olur. Şaşırtmasın sizi. Burayı güzelce böyle çevirmiş. Kendi çapında resmen koruma almış, koruma altına almış. Diyor ki aş beni, yiyorsa geç yani. Ondan sonra ormana girdikten sonra daha rahatsın. Daha geniş bir alan var. Ormana girdiğiniz zaman
Eğer eski bir ormansa, uzun süre girilmemişse, sizi bu karşılar. Önce engelleri aşacaksınız. Daha sonra kuş sesleri duymaya başlarsınız. Kuşlar başlar bağırmaya, sadece kendi arkadaşlarına değil, ormandaki tüm canlılara bir uyarıdır bu. Dikkat edin, bir yabancı geldi. Dikkat edin, bir yabancı geldi. Bir takım, bir tür haberleşme çeşidi. Güzelce tehlikenin geldiğini ormandaki tüm canlılara haber verir, alarm çalar. Onun haricinde böyle boşluklara ada çayları, ladenler, ki laden gülü çok güzel açar mor mor. Eski videolarımda var, çok şifalıdır, onu anlattım. Kekikleri serpiştirir. Oradan da güzel güzel ormandaki hayvanlar aromalarını alır, beslenmelerini alır, polenlerini alır. Biraz da sizi dışarıda tutar, tehlikeli canlıları dışarıda tutar. Ve üçüncü bir şey, dışarıdan gelecek istilacı türlere, başka ağaçlara engel olmaya çalışır. Muhteşem bir anlayış. Kendi aralarında diğer iletişimi, beslenme yardımlaşmalarını ise mantar misalleriyle sağlarlar. Mantar misalleri çok geniş alana yayılır arkadaşlar. Bitkileri birbirine bağlar. Avatar filmini hatırlıyorsanız, ağaçlar birbirine, bitkiler birbirine bağlıydı böyle. Bu bağlantıyı mantar misalleri sağlar. Mantar gövdesi belirli mevsimlerde, belirli şartlarda meyve verse de, alttaki misal ağı her zaman durmaya devam eder. Ayrıca burada çeşitli diken formunda şeyler, bitkiler de yerleştirir etrafına ki giriş daha da zorlaşsın. Mesela bakın, şu bir kuşkonmaz. Var oğlu var. Yani içeriye girmenizi engelleyecek her şey var. Kurt baharından bahsetmiştik. Kurt baharı da bu. Zaten o da bir çit çalısı. Güzel çevirir. Böyle ormandaki ruh, ormandaki yaşam eğer görebiliyorsanız çok ilginçtir. İncelemeye kalktığınızda, yani oraya gidip bodoslama dolaşmadığınızda, keyfini çıkardığınızda çok fazla şey görürsünüz. Mesela yosunlar, şöyle yosunlar komple yeri kaplar. Ormanda olabildiğince nemi tutar ve diğer bitkilerin su almasına, gıda almasına yardım eder. Biri diğerinin su almasına yardım eder. Diğeri diğerini öldürür, kurutur ki başka bir yaşlandıysa başka bir genç türe yer açılsın. Ormandaki yaşam çok ilginç arkadaşlar. İbret alana çok güzel öyküler var. Yanıma bir tane eşek arısı geldi ve burada pıran var. Muhtemelen buna gelmeye çalışıyor. Evet. Pıranda çiçek var. Müthiş yanar bu. Dikkat edin. Ormana girdiğiniz zaman sigarayı filan üzerine atmayın. Çatır çutur tutuşur gider. Bilginiz olsun. Evet, bakın. Bu bir kuşkonmaz. Baharda taze filizini çıkartacak. Muhteşem ya. Yani izledikçe, baktıkça insan hayretler içinde kalıyor, hayranlıklar içinde kalıyor. Ormanın ruhunu anlayabilenlere selam olsun. Bayılıyorum her tür sesine. Aa, kuş geldi. Yanıma kuş geldi. Çok güzel. Çekebilecek miyim acaba? Bir saniye. Çok yakında. Gel. Neredesin? Çok küçük bir kuş, bakın. Hayvanlarla iletişim kurmaya çalışın arkadaşlar. Onlar sizden korkmayacaktır. Zararsız olduğunu su anladığında öyle daha yakına sokulabiliyorlar. Dur orada. Dur orada. Dur. 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 Hala orada ama şu an dallardan gözükmüyor. Çok yakınımda. Çok şık. Çok güzel bir kuş. Böyle. Başka bir videoda görüşürüz.